haftaya uzanacağız sevgili izleyenler. Trabzonspor Riva'da biliyorsunuz yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bize de son ayrıntıları Anspor muhabiri Yunus Emre Sel anlatacak. Yunus Emre, sözü ben sana vereyim. Teşekkürler Çiğdem. İyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor Hasan Doğan Milli Takım Kamplar ve Eğitim Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ben antrenmandan detayları anlatırken kameraman arkadaşım Barış Seven de o anları size aktarsın. Şu anda teknik direktör Abdullah Avcı futbolcuları toplamış ve bir konuşma yapıyor. Biraz önce de Bordo Mavili takımın Nijeryalı futbolcusu Anthony Wakeme basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Özellikle de sözleşme konusunda yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Ben burada mutluyum, hazırım, bekliyorum. Yönetim kurulu bana geldiğinde onları bekliyor olacağım dedi. Kısacası Wakeme burada devam etmek istiyor ve yönetimden yeni bir sözleşme teklifi beklediğini çok net bir şekilde de ifade etti. Trabzonspor İstanbul Riva kampında 4 hazırlık maçı yaptı ve hazırlık maçı serüvenini tamamladı. En son dün Kasımpaşa ile karşılaştı Bordo Mavili takım ve bu karşılaşmadan da 2-1'lik skorla galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo Mavili takımda özellikle Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık biraz canları sıkmıştı. Ancak genç oyuncunun sol dizinde hafif sıyrıklar oluştu ve çok ciddi bir sakatlığı söz konusu değil. Tedbir amaçlı olarak maçtan çıkartılmıştı ve şu an için de tedavisinin devam ettiğini belirtelim. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncu ile ilgili yaptığı açıklama kısmı da dikkat çekiciydi. O Türkiye için önemli bir oyuncu ama bizim için çok çok daha değerli bir oyuncu. Ona ihtiyacımız var ifadelerini kullanmıştı tecrübeli teknik adam. Bordo Mavili takımın İstanbul Riva kampı 29 Temmuz'da sona erecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kamp sona ermeden bir kamp değerlendirme toplantısı yapmasını bekliyoruz. Özellikle de gidecek oyuncular konusunda, muhtemel gidecek oyuncular konusunda bu açıklama esnasında da detaylar verme ihtimali oldukça yüksek. Çünkü şu anda Trabzonspor'un kamp kadrosunda 33 futbolcu yer alıyor. Trabzon'a döndükten sonra U19 Türkiye şampiyonu olan kadrodan bazı oyuncular da bu kadroya dahil edilecek ve sayı biraz daha artacak. Teknik direktör Abdullah Avcı daha önce, kamp başlamadan önce yaptığı açıklamada yeni sezona 26 oyuncuyla başlama planlarının belki 27 de olabilir demişti. 26-27 oyuncuyla başlama planlarının bulunduğunu dile getirmişti. Dolayısıyla şu an 33 oyuncu U19'dan gelecek ve muhtemel transferlerle takımdan yaklaşık 8-9 oyuncu ile yolların ayrılma ihtimalinin bulunduğunu da belirtelim. Bu tabii teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırlayacağı rapordan sonra netlik kazanacak. Bordo Mavili takımda bir yandan transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirtelim. Özellikle de hem forvet hattı, hem sol bek, hem stoper, hem de orta saha için arayışları var Trabzonspor'un. Şu anda Abdullah Avcı'nın yaptığı toplantı sona erdi. Birazdan tempolu çalışmaya başlayacak Bordo Mavili takım. Forvet hattı için birçok isim gündemde Bordo Mavili takımda. Bir yandan Sörloth'la ilgili beklenti devam ederken sadece Sörloth'a takılıp kalmadan alternatif isimlerle de görüşmelere başladı Bordo Maviler. Dnipro'nun forveti Artem Doğubek'le ilgili olarak Trabzonspor'un teması var. Oyuncunun menajeri Trabzonspor Kulübü ile görüşme halinde olduklarını dün Ukrayna basınında yaptığı açıklamada dile getirdi. Yine Real Sociedad'ın forveti William Jose ile ilgili de Trabzonspor'un temasları sürüyor. Çok ciddi potansiyeli olan bir oyuncu. Bir dönem ismi Barcelona ile de anılmıştı. Geçtiğimiz zaman Wolverhampton'da kiralık olarak forma giymişti William Jose. Piyasa değeri yaklaşık 18 milyon avro seviyelerinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Trabzonspor oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti. Ancak ardından oyuncunun kulübü satış yapmak istediklerini dile getirince Trabzonspor yeni bir teklif hazırladı. Bu oyuncu ile ilgili de temasların sürdüğünü belirtelim. Yine diğer bir isim Cornelius'la ilgili de temaslar çok alt düzeyde de olsa, yani oyuncunun talep ettiği yüksek rakamlar dolayısıyla bu şekilde yine devam ettiğini de vurgulamakta fayda var. Sol bek bölgesinde içe Umut Meraş'ın talep ettiği yüksek rakamlar nedeniyle bu transferden vazgeçildiğini belirtelim. Daha önce 2 veya 3 kez oyuncuyla temasta bulunmuştu Trabzonspor ama hep oyuncunun talep ettiği yüksek rakamlar nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.
Şu anda yeni transferlerden İsmail Köybaşı da yine takımla birlikte çalışmalara başlamış durumda. Dünkü karşılaşmada uzun süre görev alan oyuncular şu anda takımdan ayrı olarak hafif tempolu bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Diğer futbolcular ise antrenmana hızlı bir tempoda başlamış gibi gözüküyor. Bordo Mavi takımda özellikle Kasımpaşa ile oynanan maçta Cervinho'nun performansı dikkat çekiciydi. Tecrübeli oyuncu hem skor katkısı hem de takımın ofans gücüne yaptığı katkılarla önemli bir performansa imza attı. Ama sol bekte Abdullah Avcı'nın net arayışının olduğu bariz bir şekilde belli oluyor. Maça Tronsen'le başladı. Ardından sağ bek Bruno Perez'i sol bekte denedi. Daha sonra Bruno Perez'i de çıkarıp Faruk Can'ı bu bölgede denedi Abdullah Avcı. Dolayısıyla orası için hala bir arayış söz konusu. Sol bekte Bruno Perez'in daha önce de birçok kez Roma'da forma giydiğini de belirtelim. Belki sezon içerisinde Abdullah Avcı tecrübeli oyuncuyu yine sol bekte de deneyebileceğinin işaretlerini verdi. Koita'nın hafif sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada görev yapamadığını belirtelim. Arka adresinde bir gerilme söz konusuydu tecrübeli oyuncunun. Onun tedavisi büyük oranda tamamlandı. Çok ciddi bir sakatlığı olmadığı bilgisi de bizlere verildi. Bordo Mavi takım şu anda ısınma hareketleriyle çalışmayı sürdürüyor. Birazdan kondisyon çalışmalarına geçilecek ama biz de şimdilik buradan yayınımızı tamamlayıp sözü yeniden size merkeze bırakalım. Ve biz de Riva'dan sözü alalım sevgili izleyenler. Aspor muhabiri Yunus Emre Sel Trabzonspor'daki hazırlıkları bizlerle paylaştı. Hem hazırlık maçı detaylarını anlattı hem de transferlere dair, antrenman notlarına dair de çok önemli bilgileri sıcağı sıcağına bizlerle buluşturmuş oldu. Biz de bugünlük programımızın sonuna geliyoruz. 07'den itibaren size en sıcak transfer haberlerini duyurmaya çalıştık. Takımların yeni sezon hazırlıklarına dair, yapılan hazırlık maçlarındaki notlara dair en sıcak gelişmelere baktık. Diğer yandan Anadolu ekiplerinin de transfer nabzını tuttuk. Skype bağlantılarımız oldu, canlı bağlantılarımız oldu. Tokyo 2020'ye dair de atılan başlıklara ve son dakika sıcak gelişmelere, başarılarımıza dair de bilgileri, notları sizlerle paylaştık. Tokyo'ya uzandık, oradan da son gelişmeleri aldık. Ve bugünlük programımızın sonuna geldik. Gelin bir de şöyle aspo.com.tr web sitemizin detaylarına sizlerle birlikte göz atalım. Bu web sitemizin ana sayfasının görüntüsü sevgili izleyenler. Aspo.com.tr web sitemiz üzerinden hem bizim sizler için programlarımızda hazırladığımız, sizlerle paylaştığımız, sizlere sunduğumuz haberlere ulaşabilirsiniz. Hem de